Sema hoş geldin. Kanalımıza hoş geldin. Evimize hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben Sema, 17 yaşındayım. Muhtemel ki ailen karar verdi buraya gelmeyi. Belçika'ya geleceğini duyunca hani bir 18 yaş altı olarak ne hissettin? Bunu istedin mi? İsteyerek mi geldin Belçika'ya? Belçika'ya yani bir yurt dışına çıkma hayali, sadece böyle hayali bile olması beni çok heyecanlandırmıştı. Sadece hani küçüktüm, bir de ilk bu böyle bir şey olacağını öğrendiğim zaman daha böyle 12 yaşında falandım. Hani ben daha şehir dışına bile çıkmak beni böyle çok büyük bir olay gibi gelirken, ülke dışına çıktığımı, çıkacağımızı duymak gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Babam zaten burada çalışıyordu benim. Ondan sonra bize istek gönderdi. Biz de aile birleşimi şeklinde buraya geldik. Buraya gelirken sen de yurt dışına çıkacağım diye haliyle heves ettin. Çünkü Türkiye'de yurt dışı gençler arasında böyle yurt dışına gitmek popüler bir şey. Yani herkesin aşağı yukarı istediği bir şey. Hani yurt dışına gezmek için istiyordun da böyle gelip de sürekli burada yaşama fikri sana sıcak geldi mi? Aslında yurt dışı hakkında pek bir fikrim yoktu. Herkesin bir hayali vardır yurt dışına. Yani sadece yurt dışında değil, farklı bir şehirde, farklı bir yerde yaşamak, farklı insanlarla tanışmak. Ve dediğiniz gibi hani gençler arasında bu böyle çok havalı bir şey falan. Bunu istiyordum tabii ki. Ama buraya geldikten sonra birazcık daha artık gerçekçi düşünüyorsun kendi geleceğini. Bir de hani küçük de olmadığın için artık kendi geleceğinle alakalı bir şeyler planlaman gerekiyor. Bunun birazcık ciddiyetinin olması da artık böyle gerçekçi bir açıdan bakmanı sağlıyor. Evet. Türkiye'den buraya gelirken okul işini illaki düşünmüşsünüzdür. Sen okul için bir şeyler yaptın mı? Yani burada gideceğin okulu belirlemek adına Türkiye'de devam ettiğin okuldan gerekli belgeleri almak adına bir girişimde bulundun mu gelmeden önce? Şimdi şöyle, ben Türkiye'de Anadolu Lisesi'ne gidiyordum. 10. sınıf öğrencisiydim. Tam olarak Belçika'ya geleceğimiz kesinleştiği zaman birinci dönemin sonuydu. Normalde direkt birinci dönemin sonunda da buraya gelebilirdim. Ama ben yılı bitirmek istedim. İkinci dönemi de okumak istedim. Çünkü oradaki notlarımın burayı olumlu bir şekilde etkileyeceğini düşündüm. Ve hani zaten yarım dönem gitmişim. Hani birazcık çöpe gidecek diye düşündüğüm için tamamen 10. sınıfı bitirmek istedim. Ondan sonra da okulun idaresine, evet, idareye gittim. Ve yurt dışında artık eğitim alacağım. Bunun için herhangi bir belge almam gerekip gerekmediğini sordum. Çünkü bize hiç kimse şey demedi özel olarak, işte şu şu belgelere ihtiyacım var, bu şekilde kayıt yaptırman gerekiyor gibi bir bilgimiz yoktu. Bu yüzden ben de idareye gidip direkt sordum. Dedim ki böyle bir durum var ve almam gereken bir belge var mı? Öğretmenin pek bir bilgisi yoktu. Bana direktmen işte şu belgeyi alman gerekiyor ve bununla okula girebilirsin gibi bir şey söylemedim. Ama ben hani birazcık hazırlıklı olmak adına ve işte sonrasında bir aksilik falan çıkmasın diye her şeyimi almak istedim. Okuldan öğrenci belgemi aldım İngilizce bir şekilde ve transkrip aynen transkrip aldım. Hani böyle her şeyim hazır olsun istedim. O şekilde ben kendimi hazırlamıştım ama hani kimse bana özel bir şekilde şu şu şekilde kayıt olman gerekiyor, bunları al gibisinden söylemedi. Sadece ben kendi hazırlığımı yapmıştım. Ya sanırım anladığım kadarıyla Türkiye'deki okullar bu konuda çok fazla bilgili değil. Yani yurt dışına hangi belgelerin gönderileceği konusunda filan çok fazla bir şey bilmiyorlar. Çünkü Alan orada izlemişsindir aynı şeyleri söyledi. Okula sordum. Lakin okul bana ne belge vereceğini bilemedi. Ben kendim transkribimi ve senin aldığın diğer belgeleri alıp buraya geldim dedi. Peki geldin buraya. Geldiğinde henüz 16 yaşındaydın, değil mi? 15,5 yaşındaydım. Aslında 15,5 yaşındaydın. Geldikten sonra okul işlemin nasıl devam etti? Okan kurslarına başladın. Ne kadar devam ettin Okan kurslarına? Buraya ilk geldiğim zaman hangi kursa gideceğimi, ne yapacağımı hiçbir şey bilmiyordum. Zaten ailem de söylemiş, hani evet geldim ama ne yapacağımı bilmiyorum falan filan demişti. Ben de o şekildeydim. Her şeyi, yani hiçbir şey bilmiyordum. Evet, bir dil kursuna gidecektim. Dil öğrenmem gerekiyordu ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Sonra işte Okan'a kaydımı yaptırdım. Buraya geldikten kısa bir süre sonra.
Ben tüm belgelerimi falan götürmüştüm. Hani bir şey bana bir şey sorarsa hemen vereyim diye. Ama hiçbir belge sormadılar. Sadece yanlış olmasın ya pasaportla ya da o zaman kimliğim çıkmış mıydı bilmiyorum. Ya pasaportla ya da kimlikle kolay bir şekilde kaydımı yaptılar. Ondan sonra da yaz saatinde gelmiştim ben. Sonra okullar açılınca da Şimdi okullara kadar bir duralım. Okan kurslarını sen ne kadar devam ettin? Bir sene mi? Koronadan dolayı bir sene gibi görünüyor ama aslında okula gitmem 6 ay, 5 ay 6 ay sürdü. 5 ay 6 ay sürdü. Geri kalan 6 ayını online aldın mı? Online bir şekilde aldım ama sistem şu anda normal sınıflarda uygulanan işte sesli veya kameralı gibi olmadı. Sadece hoca, öğretmenler bize bir dosya gönderiyordu. O belgeyi yapıyordun işte oradaki etkinlikleri yapıyordun ve onu geri gönderiyordun. Ve bundan dolayı pek verim alamadım. Yani dil öğrenmek, konuşmak, duymak tamamen dilin içerisinde yaşamakla alakalı bir şey. Ve sadece böyle belge gönderip yapıp alma yani bu gerçekten işe yaramadı. Bu yüzden hani Okan'da geçirdiğim süreyi bir yıl olarak yani resmi olarak bir yıl ama bir yıl Okan, görmedim. şimdi Alanur'a bunları soramadım çünkü Alanur yolun henüz çok başında. Okan kurslarını sen bitirip okula başladın. Okan kurslarına totalde 6 ay devam ettin aslında ama 1 yıl gibi göründü. Bu 1 yılın sonunda sana herhangi bir sınav yaptılar mı? Okula gitmen için artık senin dil seviyen yeterlidir diyebilecekleri bir sınava tabi tuttular mı seni ya da neye göre karar verdiler? Böyle kesin olarak bir sınav yoktu. Zaten o yıl içerisinde öğretmenler her bir konuyu öğrendikten sonra size küçük bir test yapıyorlar. Bu böyle çok stres yapılacak, işte deli gibi çalışmam lazım, sanki üniversite sınavı gibi çalışılacak bir şey değil. Her konuyu öğrendikten sonra pekiştirme yapmak adına veya o konuyu iyi anlayıp anlamadığını öğretmenlerin anlaması adına küçük küçük testler oluyorduk zaten. Ondan sonra karnemizi de o notların o yaptığımız testlerin ortalamasına göre ve tabii ki sınıftaki işte konuşmamız olsun. Yıl sonunda işte konuşma etkinliği yapıyorlar. Speak tools yani konuşma testi yapıyorlar. Ondan sonra yazma yapıyorlar. Bunlara da bakıyorlar ve aynı şekilde dediğim gibi o yıl içerisinde yaptığım testlerin ortalaması bu şekilde. O şekilde. Ama sen Okan kurslarını başarılı bir şekilde bitirdin. Yani senin artık okula gitmene onay verdiler, değil mi? Dolayısıyla sen okula başladın, normal okula başladın. Peki, Evet. okula kaçıncı sınıftan başladın? Okula kaçıncı sınıftan başlayacağım? Okan'dayken yavaş yavaş bunu işte görüyorsun. Hani yavaş yavaş senin seviyeni belirlemeye başlıyorlar. Yavaş yavaş artık matematik yapmaya başlıyorsun. İlk önce Alanur'un da dediği gibi sınıf ayrımı olduktan sonra biraz daha fazla matematik görüyorsun. Ya da matematik saatlerinde senin sınıflar ayrılıyor. Normal dil öğrendiğin, ders işlediğin dil sınıfından ayrıyeten matematik için ayrı bir grup oluşuyor, ayrı bir sınıflar oluşuyor. Orada birazcık daha artık ağırlıklı olarak kendi gideceğin sınıfa göre çalışmaya başlıyorsun. Böyle yavaş yavaş minik minik adımlarla aslında Okan'dayken zaten başlıyorsun. Ben şu an 5. sınıfa gidiyorum. Buna Okan'dayken işte yavaş yavaş hangi sınıf benim için uygun ya da yaş aralığı da çok önemli tabii ki. O şekilde hangi sınıfa gittiğini belirliyorum. Hangi bölümüme devam ettiğinde sorabilir miyim? Azo, Bezo, Tezo. Ben şu an Teyzo bölümüne gidiyorum. Okay. Bu bölüm seçme olayı da dediğim gibi Okan öğretmenleri zaten gerçekten çok ilgililer ve çok iyi bir şekilde yol gösteriyorlar. Çok yardımcı diyorlar. Hepsi çok tatlı insanlar. Onlarla, onların bize yardımıyla hangi bölüm bize daha uygun, hangi sınıfa gitmeliyim, neler yapmalıyım bunları yavaş yavaş öğreniyoruz. Evet. Çok iyi. Tezo'ya başlamış olmana çok sevindim. Çünkü Tezo aslında hiç de zor bir bölüm. Tabii ki onun da alt şeyleri, kademeleri var ama çok iyi bir yerden başladığını düşünüyorum. Okula başladın. Peki.
Asıl önemli nokta burası aslında. Okan kurslarını bir şekilde öğreniyorsun, geçiyorsun. Oradaki insanlar sana çok yardımcı oluyor, eğitmenler, öğretmenler ve orada çok fazla yabancılık çekmiyorsun aslında. Çünkü oradaki herkes sen gibi. Yani herkes kendi ülkesinden gelmiş. Aşağı yukarı 18 yaş altı aynı yaşlardasınız ve herkes aslında orada eşit davranılıyor. Ama sen artık normal Belçikalıların burada doğmuş, büyümüş, kendi ana dilini konuşan insanların eğitim aldığı normal okullara başladın. Asıl önemli kısmı aslında burası. Zorlandın mı? Onu sormak istiyorum en başta. Zor mu? Evet, ben dil okulunu bitirdim ama tamamen dil okulunu bitirdim. Normal okula gittim, artık dil okuluyla alakam yok değil. Şu an Skalka klasım. Skalka klasta haftanın belli saatlerinde benim kendi normal sınıf arkadaşlarım din kültürü dersi, coğrafya dersi alırken ben de Okan'a gidiyorum. Zaten ben gittiğim okulun kampüsleri birbirine çok yakın. Ve Okan'ın olduğu kampüse gidiyorum. Ve orada ve Okan kursuna gidip orada işte zorlandığım dersler olursa, sorularım olursa onları soruyorum. İlk başta 7 saat, haftada 7 saat bu şekilde Okan'a gidebilme şansım vardı. Şu an Nederlands dersi de almaya başladım. Çünkü artık yavaş yavaş ekstra dersleri almam gerekiyor. Çünkü mezun olacağım inşallah. İnşallah. Bu yüzden şu anda haftada 3 saat Okan'a gidip o şekilde yardım alabiliyorum. Ama onun dışında da zaten Okan öğretmenleri hani haftanın her saati eğer sorunuz olursa sorabilirsiniz. Eğer bir konuda zorlanırsanız hani alt teyit gelebilirsiniz. Her zaman. Aynen. Eğer bir sorunuz olursa her zaman gelebilirsiniz diyor. Yani evet dil okulundan mezun oluyorsun ama dil okulunla alakan kesiliyor. Artık sen farklı yola gidiyorsun. Okan farklı bir yolda değil yani. Tekrardan hep böyle bir içecesiniz aslında. İletişim halindesiniz. Bu çok güzel bir sistem aslında. Ben ilk önce evimin yakınında farklı bir bölüme gittim. 5 HIV yani sağlıkla alakalı farklı bir bölüme gitmiştim. 3 hafta orada denedim. Çok istediğim bir bölümdü. En baştan beridir o bölümü istiyordum. Ama gittiğim zaman dersler bana gerçekten ağır geldi. Dilleri yani tabii ki direkt gittiğin anda direktmen dilleri anlayamıyorsun. Bu tabii ki de zaman alıyor. Ama gittiğim anda bir de şöyle bir problem vardı. Kendi yaşadığım yere yakın bir okul olduğu için tanıdığım kimse yoktu. Normalde benim dil okulum farklı bir yerde. Trenle gidip geliyorum. Evimin yanındaki okulda, yakındaki okulda tanıdığım kimse yoktu. Ve tek dil bilmeyen kişi bendim. Bu yüzden birazcık yalnızlık çektiğim için ve dil de bana çok zor geldiği için aynı zamanda dersler de çok ağır gelmişti. Bu yüzden bölümümü değiştirmek istedim. Biraz daha hafif bir bölüme geçtim ve şu an STV'den devam ediyorum. Bölümün tam olarak nedir? Azıcık açıklar mısın bize? Bölümüm sosyal teknik Betenskap'ın sosyal teknik bilimler. Aslında çok genel bir bölüm. Türkiye'deki bölümler ve buradaki bölümlerin birbirine yani paralel olmadığı için, direktmen karşılığı olmadığı için aslında açıklamak biraz zor. Hani Türkiye'de sayısal sözel, sayısal eşit ağırlık sözel var ama burada çok aslında daha farklı ve bunu tam nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama şu an gittiğim sınıftaki tüm öğrenciler Belçikalı. Sadece bir arkadaşım var. O da benimle birlikte dil okulundan beraber mezun olduk. Yakın arkadaşım. Ama sınıfın geriye kalanı Flaman. Flaman, çok iyi. Peki onlarla öğretmenlerinle ve arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl? Kendini sınıfına, okuluna, bölümüne, yaşadığın yere adapte olmuş hissediyor musun? Burada mutlu hissediyor musun şu an? Sorduğunuz soru çok geniş kapsamlı ve çok üzerinde konuşulacak bir şey, bir konu. Ama şöyle söyleyeyim, Okan'da daha çok samimi bir aile gibi bir ortam var. Çok sıcak herkes, öğretmenler daha anlayışlı ve dil konusunda özellikle şunu söyleyebilirim. Size zaten dili o insanlar, o öğretmenler öğrettiği için siz bir şey söylediğiniz zaman cümleniz doğru olsa da olmasa da karşınızdaki öğretmen ne kastettiğinizi, ne demek istediğinizi çok rahat bir şekilde anlıyor.
Ama normal okulda öğretmenlerin veya arkadaşlarımın beni anlaması daha zor oluyor onlar için. Çünkü onlar da haklı aslında. Hani atıyorum bana da yeni Türkçe öğrenmiş bir insan benimle konuştuğu zaman onun seviyesine göre nasıl konuşacağımı bilemem. Bunu tahmin edemem. Bu yüzden onlara da hak veriyorum. Bazen böyle kendim için çok açıklayıcı konuştuğumu düşünüyorum Flemenkçe'yi. Ama onlar için çok karışık konuşuyorum belki de. Belki de gerçekten demek istediğimden çok uzak bir şey söylüyorum. Ama yakınlar. Yani yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben bir şey sorduğum zaman yardım ediyorlar. Ama şöyle bir problemim var. Bulunduğum sınıf 3 yıldan beridir beraber sınıf atlamışlar. Yani 3 yıldır aslında beraber büyümüşler. Şimdi ben ve diğer dil okulundan gelen arkadaşım onların arasına girdiğimiz zaman böyle hemen böyle bir kucaklama olmadı tabii ki sıcak bir şekilde. O da zaman istiyor. Bu da zaman. Ama İsmi çok iyi anlatıyor. iyiler, öğretmenler yardımcı olmaya çalışıyorlar. Fransızca gibi derste benim hiç Fransızcam yok. Ayrı bir kitaptan, ayrı bir fotokopiden işliyorum. Böyle temel bilgileri öğreniyorum. O tarz derslerde gerçekten sizi çok zorlayan derslerde bazen sözlük veya telefon, yani telefonu tabii ki sözlük için kullanacaksınız. O şekilde böyle minik minik yardımlar oluyor ve öğretmenler de anlayışlı. Burada mutluyum. Ama ben ülkeme çok aşık bir insanım. Ülkemi çok seviyorum. Çok güzel bir ülke. Ama eğitim sistemi burada daha iyi olduğu için burada öğrenciyim. Ama ülkemi çok seviyorum. Elbette ki hepimiz ülkemizi çok seviyoruz. Seni çok iyi anlıyorum. Özellikle seninle çok ciddi manada empati yapabildim. Hani sınıf ortamına girdiğinde diğer arkadaşlarının birlikte hareket edebilmesi, uzun süreden beridir aynı sınıfta olmanın, onlar için konuşuyorum. Birlikte olmanın psikolojisi, senin de sonradan gelmiş olmanın psikolojisini çok iyi anlıyorum. Çünkü ben liseye kadar 10 tane okul değiştirmiş bir insanım. Lise benim 11. okulumdu. Neredeyse her sene bir okul değiştirdim. Bazen senede 2 defa okul değiştirdim. Böyle pıtır 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 bir yere gidiyordum. Bir bakıyordum yeni kız. Ertesi sene başka bir yerde yeni kız falan. O yüzden gerçekten zor bir şey ve hani küçük yaşta aslında özellikle 18 yaşından küçüksen küçük yaşta baş etmen gereken büyük bir sorun. Gerçi sorun olarak görmemek lazım. Çünkü ileriki yaşlarda sana şöyle bir şey katıyor. İnsanlarla ilişkilerini nasıl yürütmen gerektiğini küçük yaşta öğrenmiş oluyorsun. İnsan ilişkilerine dair senin durumunda olan birisi bana kalırsa ileride çok daha başarılı olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Eklemek istediğim. Buraya eğitim için gelen öğrencilerin hepsi aynı aslında aşamalardan, aynı adımlardan geçiyorlar. Çok stres yapıyorlar. İşte ondan sonra belli bir şeyi gördükten sonra aslında bu kadar stres yapmaya gerek yokmuş diyorlar. Özellikle benim için en stresli dönem normal okula geçerken oldu. Özellikle şu an Okanlar'dan öğrenciler bölüm seçiyorlar. Bölüm seçmek gerçekten çok birazcık sancılı bir dönem. Çünkü bilemiyorsun. Özellikle Türkiye ve buranın sistemi farklı olduğu için sistem denk olmadığı için ne yapman gerektiğini bilemiyorsun. Gerçekten aklın çok karışıyor. Acaba hangi bölüm benim için diye böyle düşünüyorsun ve çok stres yapıyorsun. Bu kadar stres yapmaya gerek yok. Gittim. 3 hafta boyunca o okuldaydım, denedim, yapamadığımı gördüm. Aslında yapamamaktan ziyade beni çok yoracağını gördüm. Çok deli gibi ders çalışmam gerekirdi. Ya bir de şöyle bir şey var. Atıyorum benim sınıfımdaki öğrenciler sadece bir cümleyi okuyorlar ve anlıyorlarsa benim onu okumam, bilmediğim kelimenin anlamını öğrenmem, sonra onu kafamda kurmam ve tek bunu bu şekilde anlamam gerekiyor. Yani onlar için bir adım aslında dil bilmeyen ya da buraya yeni gelen insanlar için 5 adım. Ve bu gerçekten yorucu bir süreç, yorucu bir olay. Bu yüzden bölüm seçerken aslında çok strese gerek yok. Ben istediğim bölümü gittim, denedim, olmadı. Ondan sonra daha kolay bir bölüme geçtim. Böyle
bir bölümü denersin, olmaz, değiştirebilirsin. Ya da bir yıl sınıfta kalabilirsin ama o aldığın yılı kesinlikle kayıp olarak görmemelisin. Çünkü o bir yıl içerisinde aslında öğrendiğin kelime şey katıyor. Bu yüzden buraya gelen öğrenciler hiçbir şeyi kayıp olarak görmemeliler. Özellikle bir yıl dil kursuna gitmek zorunlu. Ben bunu ilk buraya geldiğim zaman çok kayıp olarak gördüm. Çünkü şu anda benim yaşımdaki arkadaşlarım Türkiye'de üniversite hazırlıkları yapıyorlar, üniversiteye gidecekler. Ben hala aslında lisedeyim, bir yılımı kaybettim diye düşünüyordum. Aslında yeni bir dil öğreniyorum, yeni bir insan aslında. Onda sana çok hak veriyorum. Bir de Türkiye'deki insanlarla, Türkiye'deki arkadaşlarınla kendini karşılaştırmamanı tavsiye ederim. Çünkü burada da çok fazla insanlar sınıfta kalabiliyor. Özellikle üniversiteye başladığın zaman daha net göreceksin. Üniversiteye de çocuklar başlayıp, yani gençler başlayıp o bölümü beğenmeyip başka bölüme geçebiliyorlar. Bir dahaki sene o bölümde beğenmeyip başka bölüme geçebiliyorlar. Belki senin hani lisede kaybettiğin bir sene, iki sene diğer Belçika'daki diğer gençler üniversitede fazlasıyla kaybedecekler zaten. Hani Türkiye'dekilerle kendini kıyaslamazsan, buradakilerle kıyaslasam bile atıyorum, buradakilere kolay yetişeceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O yüzden çok güzel bir bakış açım var. Anladım. Üniversitede ne okumak istiyorsun? Şu anda hangi üniversiteye gitmem gerekiyor? Üniversitede hangi bölüm okuyacağım? Bu tarz şeyler hakkında kafamda çok özel, böyle spesifik bir şey yok. Ama Türkiye'deyken psikiyatrist olmak istiyordum ya da böyle psikolojiyle alakalı bir şey okumak istiyordum. Ama şu anda pek bilmiyorum. Çünkü psikoloji çok dil isteyen bir bölüm, bir meslek ve çok mükemmel bir dilimin olması lazım. Daha 1,5 yıl buradayım ve dilim o kadar iyi değil. Bu yüzden kendimi şey gibi hissediyorum. Şu an psikoloji okumak için yetersiz gibi hissediyorum. Şu Bu an da öyle birazcık diyebilirsin benim... ama bu eminim değişecektir. Yani bilemiyorum. Mesela bu bölümü okumuş, Türkiye'den gelip burada dil öğrenip bu mesleği yapan insanlar biliyorum. Yani üstelik senin gibi erken yaşta gelip de öğrenmemişler. Türkiye'de okumuşlar, bitirmişler, buraya gelmişler, diploma denkliklerini alıp dil öğrenip burada psikolog olarak çalışan insanlar biliyorum. Dolayısıyla belki de sandığın kadar böyle ekstrem bir şey gerekmiyordur. Zaman içerisinde öğrenmen gerekenleri zaten sen öğreneceksindir ve belki de psikoloji istiyorsan, yani demek istediğim şu, bırakma yani, hani zor deyip vazgeçme. Ben yapabileceğine inanıyorum. Çok samimi konuşuyorum. Yani TED konuşmaları gibi oldu böyle, gaza getirmek gibi, motivasyon konuşması gibi. Amacım seni motive etmeye falan çalışmıyorum. Çok samimi söylüyorum. Psikoloji okuyabilirsin. Yani 15 yaşında, 16 yaşında gelmiş birisi burada dil öğrenip psikoloji okuyabilir. Buna inanmasam söylemezdim. O yüzden vazgeçmemeni tavsiye ederim sadece. Teşekkür ederim abla. Ben de çok teşekkür ederim videomda yer aldığım için. Çok sevindim. Ben çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım her şeyi güzel ve açıklayıcı bir şekilde Harika anlatmışımdır. çıktı. Bunun ondan hiç şüphen olmasın. Çok çok güzel. Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sema'ya ben tekrar teşekkür ediyorum konuk olduğu için kanalımıza. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.